10 Bilim Akademi'den herkese merhaba. 10. sınıf videolarımızın ikincisiyle karşınızdayım. Bir önceki videomuzda hücre döngüsü nedir? Hücre bölünmeye nasıl hazırlanır? Tüm bunları işlemiştik. Sıra geldi esas bölünme evresi olan mitoz bölünmeye. Bir önceki videoda burada gördüğünüz tablonun aynısı vardı. Mitoz bölünmeyi çekirdek bölünmesi yani karyokinez, stoplazma bölünmesi sitokinez olarak ikiye ayırmıştı. Çekirdek bölünmesi yani karyokinez, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinden oluşmaktadır. Sitokinez ise stoplazmanın fiziksel olarak birbirinden ayrılıp iki yavru hücre oluşturması demektir. İlk olarak mitoz bölünmenin genel özellikleriyle başlayalım. Hücrenin bölünme evresidir. Bir önceki videoda demiştik ki hücre döngüsü, mitotik evre ve interfaz safalarından oluşuyordu. İşte mitoz bölünme hücrenin esas bölündüğü evredir. N, 2N, 3N kromozoma sahip hücreler mitoz geçirebilirler. Mutasyon olmadığı sürece kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. Mitoz bölünmede oluşacak olan yavru hücreler ana hücrenin genetik olarak tıpatıp aynısıdır. Dolayısıyla herhangi bir kalıtsal çeşitlilik söz konusu değildir. Mitoz sonucunda iki yavru hücre oluşur. Hemen sağ tarafta mitoz mitoz bölünme geçiren bir hücre görüyoruz. Kromozom sayısına iken diyelim, iken kromozomlu bir hücre mitoz geçirdiğinde, bu birinci mitoz tekrar iken kromozomlu iki tane hücre oluşur. Yine oluşan bu iki hücre de ikinci mitozu geçiriyor dersek oluşacak olan yavruları da yine iki en kromozomlu hücreler olmuş olur. Yani her bir mitoz sonunda iki tane hücre oluşmak zorunda. Ve oluşan hücreler kalıtsal olarak birbirinin tıpatıp aynısıdır. Fakat buna karşın hücrelerin büyüklüğü, organel sayıları ve stoplazma miktarları farklı olabilir. Ne demek istiyorum burada? Şimdi yan tarafa bakarsak birinci mitozda iki en kromozomlu bir hücre mitoz geçirdiğinde onun yavruları da yine iken kromozomlu olmuştur. Yani genetik olarak birbirinin aynısıdır. Fakat şöyle bir örnek yazarsak bir tane hücremiz var. Mitoz bölünme geçirdi. Bir yavrusunun stoplazma miktarı bu kadarken diğer yavrusunun bu kadar oldu. Yine genetik olarak birbirinin kopyası fakat fiziksel olarak birbirlerinden farklılar. Yine içlerindeki organel sayıları da farklılık gösterebilir. Ayrıca mitoz geçiren hücrelerde tekrar mitoz geçirebilirler. Yine sağ tarafta gördüğümüz gibi. Burada da yine iki iki tane mitoz geçiren hücreden bahsettik. Evet, mitoz bölünmenin genel özelliklerinden bahsettik. Kaç kromozoma sahip hücreler geçirebilir ve geçirdikten sonra kaç yavru oluşur? Yavruların genetik yapıları nelerdir? Öğrendik. Şimdi gelelim karyokinez aşamasının, yani çekirdek bölünmesinin evrelerine. İlk olarak geçen ders gördüğümüz interfaz evresinde neler olmuştu? Madde madde hatırlayalım. Şimdi şekle bakıyorum. Şekilde öncelikle hücrenin içinde bir tane kromatin A var. Farkındaysanız burada henüz bir kromozom yapısı söz konusu değil. Ayrıca şekle baktığımızda şurada gördüğümüz yuvarlaklara sentrozom adını veriyoruz. Sentrozom bir organel çeşididir. İnterfaz bölünmeye hazırlık evresidir ve döngünün en uzun evresidir. Ne demiştik? Hücre bir yolculuğa çıkacakmış gibi hazırlıklarını tamamlıyor. Dolayısıyla döngü uzun oluyor. Ayrıca burada protein sentezi, ATP sentezi gibi metabolik olaylar artıyor. Çünkü hücrenin bunlara ihtiyacı olacak. Hücre büyür ve hacmi artar interfaz evresinde. Neden? Çünkü hücre bölünmek için büyümek zorundaydı, hacmini arttırmak zorundaydı. Ve interfazın en önemli safhası neydi? DNA replikasyonu. Hangi evredeydi? S evresinde geçirmişti. Az önce şekilde bahsettiğimiz sentrozomlar hayvan hücrelerinde bulunur ve interfaz safhasında sentrozomlar eşlenir. Protein sentezi ve ATP sentezinde olduğu gibi de organel sayısı artar. İnterfaz safhasından sonra geldiğimiz evre profaz safhası. Profaz safhasının öncelikle bir şekline göz atalım. Şimdi interfaz safhasıyla yani bir önceki evreyle karşılaştırırsak interfazın şeklinde kromozom yapısı yoktu. Bir kromatin A yapısı vardı. Yani henüz kromozomlar oluşmamıştı. Profazda ise şekilde görüyoruz artık kromozomlar oluşmaya başlamış. Ayrıca az önce bahsettiğimiz sentrozom yapıları yine burada da mevcut. Çünkü kendini eşleyip iki tane meydana getirmişti. Bunların da görevlerini şimdi yazılı halde göreceğiz. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozoma dönüşür. Evet burada dönüştü. Hatta hazır bu şekli görmüşken sentromer sayısından kromozom sayısında bir çıkaralım sizlerle. Evet geçen ders ne demiştik? Kromozomları bir arada tutan bölgeye sentromer bölgesi denir ve serbest sentromer sayısı bize şekillerde kromozom sayısını verir. Şimdi buradaki sentromerleri sayalım. Burada 1 2 3 4. Yani bu evrede kromozom sayımız kaçmış? 4'müş. Evet, kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozoma dönüştü. Hatta biz bu şekil için 4 tane olduğunu bulduk. Çekirdekçik kaybolur, çekirdek zarı parçalanır, endoplazmik retikulum kaybolur. Şimdi bu evrelerin bir mantığı var. Kaybolanları bir göz atalım. Dedik ki mitoz bölünme başladı. Sonunda 2 tane yavru hücre oluştu. 2 yavru hücre başlangıçtaki hücrenin genetik olarak tıpatıp aynı Dolayısıyla onda bulunan organeller yavrularda da olmalı. Çekirdekçik ve endoplazmik retikulum kaybolur derken aslında şunu kastediyoruz. Buradaki stoplazmanın içine gömülürler kaybolarak. Çünkü oluşacak olan hücrelere bunları aktarmak zorundalar. Bölünme sonuna doğru tekrar yeniden oluşacaklar. Hayvan hücrelerinde interfaz evresinde eşlenmiş olan sentrozomlar iyi ipliklerini oluşturur. Burası önemli. İnterfaz aşamasında da demiştik ki hayvan hücrelerindeki sentrozomlar eşlenir. Çünkü bitki hücrelerinde sentrozom diye bir yapı söz konusu değildir. Peki bitki hücrelerinde sentrozom yoksa ve sentrozom iyi ipliklerini oluşturuyorsa o zaman bitkilerdeki iyi ipliklerini kim oluşturacak? Mikrotübül organize edici merkez. O yüzden hem hayvanlarda hem bitkilerde iyi ipliklerini kim oluşturuyor? Buna dikkat edelim. İyi ipliklerinin bazıları kromozomların kinetokorlarını yani proteinlerine bağlanır. Bazıları ise karşılıklı sentrozomlara tutunur. Sentrozomlar birbirlerini eşlemişlerdi, yani aralarında iyi iplikleri oluşmaya başlayacak. İnterfaz, profaz dedik, geldik metafaza. Metafazda yine metafazın ilk iki harfinden aklımızda kalabilir. Merkez olarak aklımızda kodlayalım. Neden? Çünkü burada kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde, yani merkezinde tek sıra halinde dizilecekler. Peki bu dizilme nasıl gerçekleşiyor? Kromozomların kinetokorlarına iyi iplikleri bu şekilde bağlanıyor. Ve onları her iki taraftan tutarak merkezde sabit bir şekilde durmalarını sağlıyor. Ekvator düzleminin bir diğer ismi ise metafaz plağı. Şimdi bir önceki evredeki gibi buradaki kromozom sayılarını da sayalım. Nasıl sayıyorduk? Sentromer bölgelerinden. Bakıyorum 1, 2, 3, 4. Yani metafaz evremizde de 4 tane kromozomumuz varmış. Ayrıca Ayrıca metafaz evresinin önemli bir görevi daha vardır. Kromozomların en net görüldüğü evredir. Kromozomların net bir şekilde görülmesi demek karyotip analizi yapılabilir demek. Nedir bu karyotip analizi? Yani kromozomların bir nevi haritasını çıkarmaktır. Ve bu sayede kromozom anormallikleri önceden tespit edilebilir. Şimdi geldik işlerin birazcık karıştığı noktaya. Anafaz safhası. Anafaz safhası yine anadan yani anneden aklımızda kalsın. Neden? Çünkü kromozomların hareketlerine bakarsanız kromozomlar karşılıklı kutuplarından çekilmeye başladılar. Yani buradaki kromozomlar annelerine gidiyorlar. Buradaki kromozomlar annelerine gidiyorlar. Kardeş kromatit ne demekti? Şu şekilde bir kromozomumuz olsun. Aynı kromozom üzerinde bulunuyorlarsa bu kromatitler kardeş kromatitler adını veriyorduk. Ayrıca bunları ortalarından tutan bölgeye sentromer bölgesi demişti ve bu sentromer bölgesini sayarak kaç tane kromozom olduğunu bulabiliyorduk. O zaman şimdi anafaz safhasında öncelikle bir kromozom sayısını sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tam 8 tane kromozomumuz var. E hocam az önce metafazda 4'tü. Profazda 4'tü. Neden şimdi anafazda 8 oldu? Hemen açıklayalım. Çünkü bu evrede birbirinden ayrılmış olan kardeş kromatitler artık kromatit olarak değil kromozom olarak adlandırılırlar. Dolayısıyla kromatit olarak çekilmiş gibi gözükse de biz bunları kromozom olarak sayıyoruz. Bu nedenle kromozom sayısı anafaz evresinde geçici olarak 2 katına çıkar. İpliklerinin boyları kısalır ve her kromozom sentromer bölgesinden ayrılır. Bunu söyledik. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılır ve annelerine doğru yani zıt kutuplara doğru hareket etmeye başlarlar. Şimdi şekilde görüyoruz. Bazı kromozomlar kinetokorlarından iyi ipliklerine bağlanmışlar. Fakat bazı iyi iplikleri farkındaysanız herhangi bir kromozoma bağlanmamış. Bu da neye sebep oluyordur peki? Bağlanmayan iyi iplikleri kromozomun boyunu uzatır. Dolayısıyla hücrenin boyunu uzamasına yani boğumlanmanın başlamasına sebep olur. Boğumlanma başlaması ne demektir aslında? Stoplazma bölünmesinin başlaması demektir. Yani stoplazma bölünmesi anafaz safhasında başlamış olur. Anafaz safhası bitti. Kromozomlar artık karşılıklı kutuplara doğru çekilmeye başladı ve boğumlanma başladı. Telofaz evresindeyiz. Çekirdek zarı yeniden oluşur. Çekirdekçik görünür hale gelir. iplikleri kaybolur. Biz ne demiştik? Çekirdek zarı kayboluyordu, parçalanıyordu. Çekirdekçik kayboluyordu. Endoplazma endoplazmik retikulum kayboluyordu. Telofaz safhasını aslında profazın tam tersi gibi düşünebilirsiniz. Çünkü başlangıçta profazda kaybolan her şey burada tekrar yerine geldi. Diğer bir farklılık iyi iplikleri. Profazın başında iyi iplikleri oluşmuştu. Hayvan hücrelerinde sentrozomlar, bitki hücrelerinde mikrotübül organize edici merkez oluşturmuştu. Burada artık iyi iplikleri kayboldu. Farkındaysanız kromozomlarda artık kromatin A haline yani kromatin iplik Haline dönüşmeye başladılar. Hücrede iki tane yavru çekirdek oluştu ve telefozun sonunda artık sitokinez başladı. Sitokinez sonucunda oluşan yavruların görüntüleri de bu şekilde arkadaşlar. Yine her biri kromatina yapısında tek bir tane sentrozomları var. Bunlar bir sonraki mitoz bölünmede tekrar eşlenecekler. Peki sitokinez nasıl gerçekleşiyor? Hayvan hücrelerinde ve bitki hücrelerinde farklılık gösteriyor. Hayvan hücrelerinde herhangi bir hücre duvarı olmadığı için Hayvan hücrelerinin sitoplazmaları birbirinden fiziksel olarak ayrılırken boğumlanma ile ayrılır. Bitki hücrelerinde ise hücre duvarı olduğu için aralemel, orta plak, ortalemel dediğimiz bir yapı sayesinde birbirinden ayrılır. Hemen yandaki notlarımıza bakalım. Karyokinez yani çekirdek bölünmesi sitokinezin başlaması ile sonlanır. Fakat bazı hücrelerde mitoz sonunda sitokinez gerçekleşmez. Yani fiziksel olarak hücre birbirinden ayrılmaz. Şimdi burada iki tane çekirdek oluşmuştu. Hücrenin şu aşamada kaldığını düşünün. Bu aşamadan sonra birbirinden fiziksel olarak ayrılmıyor ve iki tane çekirdeği olmuş oluyor. Örnek olarak memelilerde çizgili kas hücreleri çok çekirdeklidir. Sebebi ise neymiş? Mitoz sonunda stoplazma bölünmesinin gerçekleşmemesiymiş. 2 üzeri n mitoz bölünme sonucunda oluşan hücre sayısıdır. Basit sorularda karşımıza çıkabilir. Hücre 3 tane mitoz geçirmiştir. Buna göre kaç tane hücre oluşmuştur derse 2 üzeri 3'ten cevabımızı bulabiliriz. Gelelim öğrencilerin birazcık kafasını karıştıran hesaplama kısmına. Mitoz bölünmede DNA miktarındaki değişim nasıl gözlenir? Şimdi başlangıçta 2N kromozomlu bir hücremiz var ve bu hücre mitoz bölünme geçirecek. Başlangıçtaki DNA miktarı kaçmış? 6 çarpı 10 üzeri eksi 3. Başlangıçtaki hücremiz kaç kromozomluymuş hemen sayalım. 1, 2. İken kromozomluymuş. Ardından bu hücre interfaz aşamasında DNA miktarını 2 katına çıkaracak. Başlangıçta 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 olan DNA miktarı interfaz aşamasından sonra 12 çarpı eksi 3 olarak 2 katına çıktı. Fakat kromozom sayısı aynı kaldı. Neden? Hemen şekle bakarak sayalım. 1, 2 tane sentromeri var. Çünkü bu kromatit kendi kardeşini eşledi ve bir kromozom haline geldi. Dolayısıyla kromozom sayısı 2 de sabit kaldı. Daha sonra mitoz bölümü geçirdikten sonra DNA miktarı başlangıçtaki haline geri döner. Fakat kromozom sayılarını sayarsak yani sentromer bölgelerini sayarsak 2N 2N olmak üzere sabit kaldı. Unutmuyoruz DNA miktarı S evresinde geçirilen replikasyon nedeniyle 12 çarpı eksi 3 yani 2 katına çıktı. Daha iyi anlayabilmek için şöyle de yazılabilir. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 yerine 2x yazarız. S evresindeki replikasyon yoldan sonra DNA miktarı 4x'e çıkar. Hücre bölünmesi tamamlandıktan sonra yine 2x 2x olarak yoluna devam eder. Grafikte de bakacak olursak interfaz evresi G1 S ve G2 evrelerinden oluşuyordu. G1 evresini geçirdi hücre. S evresinde öyle bir şey olmuş ki DNA 2 katına çıkmış. 6 çarpı 10 üzeri 3'ten 12 çarpı 10 üzeri 3'e. S evresinde ne olmuştu? Bunu artık biliyoruz. Replikasyon olmuştu. Dolayısıyla S evresinde iki katına çıktı. Ardından sitokinezin başına kadar aynı şekilde devam etti. Sitokinezde iki ayrı hücre oluştuğu için tekrar başlangıçtaki haline geri döndü. Hücre döngüsü tamamlandı. Fakat hücre döngüsünde birçok metabolik aktivite gerçekleşiyor ve birçok kromozom hareketi gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu kromozom hareketlerini ya da metabolik aktiviteleri denetleyen, kontrol eden bir mekanizma olmak zorunda. Yoksa kontrolsüz hücre bölünmesiyle birlikte kanser oluşumuna sebep olabilir. Burada gördüğünüz şekli tanıyor olmalısınız. Hücre döngüsü sayfasında da yine aynı şekilin benzeri vardı. Şimdi burada G1S ve G2 olmak üzere bir interfaz safımız mevcut ve M ile verilen bölgede mitotik evreyi temsil ediyor. 3 tane kontrol noktamız var. G1, G2 ve M kontrol noktası olmak üzere. Her kontrol noktası çok spesifik bir yerde bulunur ve oradaki tüm hareketleri kontrol edip hücrenin bir sonraki sonraki evreye geçip geçmeyeceğine karar verir. Şimdi bunlara teker teker bir göz atalım. G1 kontrol noktasının bulunduğu yere bakacak olursak hemen şurada sabitlenmiş yani interfazın G1 evresinin sonlarına doğru. G1 kontrol noktasının neleri denetlediğini anlayabilmek için öncelikle interfazın G1 evresinde neler olduğunu hatırlamamız gerekiyor. G1 evresinde neler oluyordu? Öncelikle hücre büyüyordu. Çünkü hücre ne zaman bölünmeye karar veriyordu? Büyüdüğü zaman. Ayrıca burada hücre bir yolculuğa çıkacağı için ATP sentezini arttırmıştı. Çünkü enerjiye ihtiyacı olacaktı. Protein sentezini arttırmıştı. Ayrıca organel sayısını da arttırmıştı. O zaman G1 kontrol noktasında hücrenin bölünmek için yeterli büyüklüğe ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Eğer hücre büyüklüğe ulaşmışsa devam et sinyali verilir ve S evresine doğru yollanır. Eğer hücre yeterli büyüklüğe ulaşmamışsa dur sinyali verilir ve hücrenin yeterli büyüklüğe ulaşması beklenir. Bazı özel hücreler ise devam et sinyalini alamaz. O yüzden G0 evresi evresine geçer. Bir önceki videoda bahsetmiştim bazı hücrelerin G0 evresine geçtiğini. Hücreler yeterli büyüklüğe ulaşabiliyordu fakat hücre dışı sinyali yani devam et sinyalini alamadıkları için S evresine geçemeyip G0 denilen evrede kalıyorlar. Evet G1 kontrol noktasında hücre büyük büyümediğini kontrol etti, Ona aldı ve S evresine geldi. S evresinde DNA replikasyonu geçirdi. Ardından G2'ye gelip gerekli bütün hazırlıkları tamamladı. G2'nin sonunda G2 kontrol noktası bulunuyor. Peki burada neler kontrol edilir? S evresinde DNA replikasyonu gerçekleşmişti. Bu kontrol noktasında gerçekleşen replikasyonda bir hata var mı yok mu? Düzgün bir şekilde replike olmuş mu? Bu kontrol edilir. Eğer replikasyonda hata yoksa yani DNA düzgün eşlenmişse devam etsin sinyali verilir ve hücre artık mitotik evreye doğru yol olur. Üçüncü kontrol noktamız birazcık karışık bir noktada bulunuyor. Şöyle diyoruz. Anafaz evresinden önce bulunan bir kontrol noktasıdır. Anafazdan önce hangi evre vardı? Metafaz. Metafaz nereden aklımıza gelecekti? Merkezden. Yani hücrenin ortasında kromozomlar dizilmişti. Peki nasıl diziliyorlar? Ortada nasıl sabit kalabiliyorlar? Her iki tarafından da iyi iplikleri kromozomun orta noktasında bulunan kinetokorlara bağlanarak. O zaman metafazda kromozomlar iyi ipliklerine tutunmuşlardı. Evet bunu biliyoruz. Bu kontrol noktasında iyi ipliklerinin kromozomlara bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. Eğer kinetokorlar iyi ipliklerine düzgün tutunamazsa dur sinyali verilir ve anafaz başlamaz. Çünkü anafazda ne oluyordu? Kromozomlar artık karşılıklı kutuplara doğru çekilmeye başlıyordu. Bu çekilmenin düzgün olabilmesi için metafaz evresinde kromozomlar kinetokorlarından sağlam olarak bağlanmak zorunda. Bağlanma düzgün hale geldiğinde ise devam et sinyali verilir ve anafaz başlamış olur. Tekrar ediyorum G1 kontrol noktası, G2 kontrol noktası ve M kontrol noktası olmak üzere 3 tane kontrol noktamız var. Eğer bu kontrol noktaları olmazsa yani hücre döngüsü denetlenmezse anormal hücre oluşumu çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Evet hücre döngüsü döngüsü eğer kontrol edilmezse kansere sebep olabilir. Bir dokudaki anormal hücrelere biz tümör adını veriyoruz. Tümör hücreleri kan ya da lenf yoluyla vücudun diğer kısımlarına yayılabilir. Bu yayılmaya metastaz adı verilir. Metastaz yapan tümör hücreleri de belirli noktalarda birikerek kansere sebep olur. Peki kanserli hücre özellikleri nelerdir? Çekirdekleri anormal boyutta ve şekilde olabilir. Yan tarafta tümör, kanserli hücre bölünmesi, metastaz yapmış bir tümör ve meme kanseri görüntüsünü görüyoruz. Şekillere bakacak olursanız çekirdekleri anormal boyutlarda ve şekilsiz olabilir. Hücre boyutları farklı olabilir. Hepsinin hücre boyutu birbirinden farklı, organelleri eksik ya da düzensiz olabilir. Hücre sayısı çok ve şekilsiz olabilir. Ayrıca genetik materyalleri yani DNA RNA oranları bozuk olabilir. Peki hücre döngüsü kontrolü ne zaman bozulur? Bir DNA'da hasar olduğu zaman ya da bu hasar onarılmadığı zaman. Şekilde bir DNA hasarı görüyoruz. Bazlar eşlenememiş, eşlenemediği gibi onarılamamış da. Dolayısıyla burada bir hücre döngüsünün kontrolünün bozulması söz konusu. İkincisi mutasyonlar mutasyonlar çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. Şekilde de görüyoruz mutasyon gerçekleştiği için yine bazlar bağlanamamış hatta yanlış bazlar birbirine karşılıklı bağlanmaya çalışmış. Peki mutasyona sebep olan etkenler nelerdir? Birincisi virüsler, ikincisi kimyasallar. Üçüncüsü X ışınları, radyoaktif ışıklar. Dördüncüsü ise radyasyon. Tüm bunlar anormal hücre oluşumuna, kanser oluşumuna sebep olurlar. Peki bilinen kanser tedavileri nelerdir? Birincisi kemoterapi yani kimyasal ilaçlar şekilde de görüldüğü gibi. İkincisi ise radyoterapi. Radyoaktif ışınlar sayesinde kanser tedavisinde etkili olabilir. Evet arkadaşlar bu video sonunda mitoz bölünme evrelerini ve bu evrede neler gerçekleştiğini öğrenmiş olduk. Ayrıca hücre döngüsünün kontrolünü ve bu kontrol sağlanmazsa neler olabileceğini konuştuk. Sıradaki videoda eşeysiz üreme anlatılacaktır. Sonraki videoda görüşmek üzere.